Herkese merhabalar arkadaşlar. 11'den TYT kampımızda dersimiz polinomlar. En son fonksiyonlar işlemiştik. Şimdi özel fonksiyonlara yani polinomlara bakacağız. Bölüm 5'teyiz kitabımızda. Merhaba TYT kitabımızda ve 180. sayfadan itibaren polinomlar başlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir açalım, bir kontrol edelim bakalım neler varmış, nasıl sorular varmış, değil mi? Aynen öyle. 180. sayfa işte tam olarak burası. Fonksiyonlar bitirmiştik. Polinomlarda sıra arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle klasik sorular, işte kolay, orta, zor bütün soru tiplerinin burada yer aldığını görüyoruz ve artık dersimize başlama zamanı. Bu dersten sonra bu ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Hadi bakalım başlayalım. Sevgili arkadaşlar polinom kavramı, polinom çeşitleri, polinomlarda dört işlem bunları öğreneceğiz dersimizde. Hadi bakalım polinom neymiş de ne? bir başlangıç yapalım. Öncelikle şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar e, polinom derken tabii ki özel fonksiyonları kastedeceğiz. Bakın şimdi burada yazan her şey aslında fonksiyon belirtir uygun koşullarda. Fakat bunlardan bazıları polinom belirtecek. Peki polinom olmanın şartı ne? Polinom olmanın şartı şu... Burada görmüş olduğunuz ifadeye dikkatli bakın bu ifadenin polinom olabilmesi için bir kere arkadaşlar şuradaki kuvvetler var ya n, n-1 şurası tabi burada da x üzeri 0 var. Bundaki, buradaki kuvvetlerin hepsinin ne olması lazım? Öncelikle doğal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani polinomda fonksiyondan farklı olarak doğal sayı kuvvetlerle uğraşacağız. Yani kısacası x'in üzerinde 1 bölü 2 olsa böyle bir polinom olamayacak üzgünüm ki. Ya da 1 bölü x olsa böyle bir polinom olamayacak. Çünkü bu ne demektir? x üzeri eksi 1 demektir. Kuvvetleri kesinlikle Kesinlikle doğal sayı olmak zorundadır. Bir de arkadaşlar burada ane dediğimiz hemen en ön tarafta yer alan buradaki ifade görüyorsunuz değil mi? Bu sıfırdan farklı olursa eğer sıfır dışında bir sayı olursa biz buna eninci dereceden bir polinom ismini vereceğiz. Yani derece aslında x'in kuvvetlerinden en büyük olanın ismi oluyor. Burada en ince dereceden olabilmesinin tek şartı önündeki sayının sıfır olmaması. Tabi burada sıfır olsa güm diye burası gider ve derecesi bir azalarak en eksi bire dönüşmüş olur. Bunu sağlatmamız gerekiyor ve bunun dışında tabii ki katsayıların şuradaki katsayıların her biri reel sayı olmalı arkadaşlar. Bu reel sayı olma şartını da ihmal etmeyelim. Bunlara reel katsayılı polinomlar çok terimliler ismini veririz. Peki bunlardan hangisi hangisi polinom belirtir? İşaretleyelim. Şimdi bakın x'in kuvvetine bakıyorum doğal sayı. Kuvvetine bakıyorum doğal sayı kuvveti doğal sayı. Gördüğünüz gibi bu bir polinom belirtir. Fakat burada öyle bir durum yok. x'in kuvveti aslında 1 bölü 2'dir değil mi? Kare kök demek olduğu için. Tabii ki bu bir doğal sayı olmadığından ötürü bu polinom belirtmiyor. Ne belirtiyor? Bu fonksiyon belirtir mesela. Uygun koşullarda yani mesela x'e pozitif reel sayı seçerseniz ya da negatif olmayan sayılardan seçerseniz değil mi? Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtir. Fakat polinom belirtmiyor. Buna geldim. Bunun örneğini evvel ben verdim zaten. Şurası x üzeri eksi 1 olduğu için eksi 1 de doğal sayı olmadığı için. Üzgünüm ki bu bir polinom belirtmeyecektir arkadaşlar. Buna geldik. Buna dikkat lütfen. Kök 3'ten dolayı polinom belirtmez. Hayır. Bunların zaten bakın şu sayıların biz reel sayı olmasını istemiştik sadece görüyorsunuz. X'in kuvvetlerine ben bakacağım. X'in kuvvetleri doğal sayı mı değil mi kardeşim? Bu kadar. Bunların her biri doğal sayı değil mi X'in kuvvetleri? O yüzden bu bir polinom belirtir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada iki tane polinom çıktı karşımıza diyebiliriz. Şimdi az evvel geçen derece olayına bir göz atalım isterseniz. Öncelikle şu polinoma bir e, bakalım. Bu bir polinom mu gerçekten? X'in kuvveti doğal sayı, kuvveti doğal sayı, kuvveti doğal sayı. Evet bu bir polinomdur. Bir polinomun sabit terimini bulmak için değişkenin yerine bakın ne yazacakmışız. Sıfır yazacakmışız. Sevgili arkadaşlar, polinomda sabit terim X olmayan terimdir. X olmayan terimdir. Peki X olmayan terim sabit terimse burada 7'dir diyebilir miyiz sabit terime? Kesinlikle diyebiliriz. Hemen 7 yazarım. Ya da Polinomda sabit terimi bulabilmek için değişkenin yerine 0 yazılmalıymış. Hemen P0'ı hesapladığımızda 7 çıkmış oluyor. Bakın P0'a de şey demiyorum sabit terim demiyorum. Bu polinom için öyle. Çünkü neden? Değişkenin yerine 0 yazdığınızda P0 ortaya çıkıyor. Fakat bu tarz polinomlarda arkadaşlar P0'ı bulmayacaksınız. X yerine 0 yazacaksınız. Buna lütfen dikkat ediniz. Bu ayrım çok önemli. Az sonra onlara da detaylıca değinmiş olacağız. Sabit terimde ne yapıyormuşuz? X olmayan terimi tespit ediyormuşuz. Ya da değişkenin yerine 0 yazıyormuşuz. Peki kat sayılarının toplamını bulmak için değişkenin yerine ne yazmamız gerekiyormuş? 1 yazmamız gerekiyormuş. Bir dakika dur. Bu polinomun kat sayıları 5, eksi 2, artı 1 ve 7'dir arkadaşlar. Kat sayılar toplamı da bu sayıların toplamıdır. Ve bakınız bu sayıların toplamı kaç yapıyor? Hemen şöyle yapalım. 12, 13, 11 yaptı değil mi? Kas toplam 11. İşte kat sayılar toplamı için değişkenin yerine bir yazmamız gerektiğini de şöyle anlatmış olalım. X hemen bir yazarsanız karşınıza P1 çıkar. Hesaplayın P1'i kimler kalır? X yerine bir yazınca otomatikman bu sayılar kalır. İşte bu sebepten dolayı zaten X yerlerine bir yazıyoruz ki arkadaşlar sadece önlerinde bulunan kat sayılar karşımıza çıksın ve biz de onları çatır çutur toplayıp cevaba ulaşabilirim diye. O zaman sabit terim gördüğümüzde sabit terim bulmak istediğimizde X yer yerlerine 0 alacağız. Katsayılar toplamını bulmak istediğimizde değişkenlerin yerlerine yerlerine 1 alacağız arkadaşlar. Şimdi başka sayı dediğimiz şey tabii ki e, burada x'in kuvvetlerinden en büyük olana ne demiştik? Derece demiştik. Bunu az evvel konuştuk. Hemen burada derecesini bulalım polinomumuzun. x'in kuvvetlerini taradığında en büyük olan derecedir. Bunun derecesi 4'tür. Ve biz dereceyi şöyle gösteririz. Der Px eşittir 4 şeklinde gösteririz ve baş sayıda dereceyi aldığımız x e, ifadenin önünde yer alır her, her, zaman için. Yani buradaki baş katsayımız artı 5'tir diyebiliriz. Baş katsayı sanki en ön, en ön tarafta olmak zorundaymış gibi bir izlenim var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Mesela size bir px polinom yazayım. Örneğin bu polinom. Bu polinom değil mi? Baş sayısı 1 değildir bu polinomun. Nedir? Dereceyi aldığınız x'in hemen önünde yer alır. Eksi 1'dir. Mesela buradaki der px eşittir ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız. Gördünüz mü? Yani her zaman en ön tarafa bakmıyorsunuz. Buna dikkat. p3x-2 eksi polinomunda katsayılar toplamı nasıl bulunur? Katsayılar toplamı için değişken yerine 1 alırsınız. Hemen x yerine 1 yazdığınızda karşınıza p1 çıkmış oluyor. Sabit terim nasıl bulunur? X yerine 0 alınarak bulunur. X yerine 0 aldığınızda lang diye bu gider. P eksi 2 çıkmış olur. Bu polinomun sabit terimi buymuş mesela. Ama bu polinomun sabit terimi bu arkadaşlar. Bu yüzden değişkenlerin yerlerine sayıları yazmamız gerektiğine lütfen lütfen dikkat edin diye söylemiş olayım. Geldim. Bu ifade bir polinom belirtiyor salafına. Bu ifade bir polinom belirtiyorsa en alabileceği değerleri kaç tane kaç tanedir demiş. Bunlara bakacağız. Şimdi bakın polinom belirtebilmesi için x'in kuvvetlerinin ne olması lazım? Kuvvetler doğal sayı olmalı arkadaşlar. Peki bunu doğal sayı yapacağız. Bunu da doğal sayı yapacağız. 30 bölü n'i nasıl doğal sayı yaparız? Valla n yerine 30 verirsek olur değil mi? 30'un tabii ki tam bölenlerini kullanacağız. 15 verirsek o da olur. İşte 6 verirsek olur. 5 verirsek olur. 2, 3 değil mi? 1. Bunların hepsi kurtarır gibi duruyor. Fakat bir yandan da bunu doğal sayı yapmalıyız. 6 eksi n'in doğal sayı olabilmesi için büyük eşittir 0 olması lazım bu ifadenin. Yani 6 büyük eşittir n yazarsınız. Kısacası arkadaşlar n yerine yazacağınız sayılar 6'yı geçemez. O yüzden 1'i alır, 2'yi alır, 3'ü alır, 5'i alır, 6'yı alır, 15 ve 30'u kullanamazsınız. Her e, ikisinin de doğal sayı olabilmesi için sadece bu sayıları tercih etmelisiniz. Kısacası burada 5 tane sayı olduğu için en'in alabileceği 5 tane farklı değer vardır. Yorumunu yapıyoruz. Polinom çeşitlerine bakalım. Şimdi ilk polinom çeşidimiz sabit polinom. Sabit fonksiyon gibi. Sabit fonksiyon ne dedim ben size? X mix yoktur. Burada da arkadaşlar sabit polinomda x yoktur. Direktmen sayı vardır. Mesela px eşittir 7. Bu arada polinomları p, işte q, r, s gibi harflerle genelde gösteriyoruz. Dolayısıyla px eşittir 7 bir sabit polinomdur diyebiliriz. Peki bu polinomun derecesi sıfırdır demiş. Neden? Çünkü bunun yanında gizliden x üzeri 0 var. O yüzden derece 0 olmuş oluyor. Sıfır polinomu da direkt sıfıra eşit olan polinomdur. Px eşittir 0 dediğinizde buna sıfır polinom diyoruz. Bunun derecesi derecesi nedir? Belirsizdir arkadaşlar. Aynen öyle. Ben yazayım. Neden derecesi belirsizdir? Çünkü bu böyle de olmuş olabilir. Böyle de olmuş olabilir. Böyle de olmuş olabilir. Değil mi? Dolayısıyla derecesi belirsiz olmuş oluyor. Buna dikkat diye söylemiş olalım. Peki polinomlarda 4 işlemi nasıl yapacağız? Sevgili arkadaşlar 4 işlem yaparken Tabii ki benzer terimler arasında işlem yapılır değil mi? Ve çarpma işleminde dalma kullanılır. Bölme işleminde de bildiğiniz bölme yapılabiliyorsa yapılır. Peki toplamadan başlayalım. Px artı Qx. Şimdi bakın bunları toplarsanız x karenin toplanabileceği bir şey var mı? Yok. Yazdınız. Sonra 3x'in toplanabileceği bir şey var mı? Yok. Onu da yazdınız. Eksi 4 ile 6 toplanır burada. Artı 2. Px artı Qx birbiriyle toplanırsa bu sonucu verir. Px eksi -QX Qx'i bulalım şimdi. Yani bundan bunu düşeceğiz. X kare eksi 4'ten şunu düşeceğiz. 3x artı 6'yı çıkaracağız. X kareden çıkacak bir şey yok. Onu yazdınız. Sonra bakın 3x çıkacak ya önüne eksi alıyor. Yani eksi 3x oluyor. Sonra 6 da çıkacağı için bu da önüne eksi alıyor. Eksi 4'ten 6'yı çıkaracaksınız. Eksi 10 yanıtını bulacaksınız. Bunda cevabı bu. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Px artı Eksi QX diyebiliriz. Böyle. Değil mi? Eksi QX'i hesaplarız. Eksi QX nedir arkadaşlar? Eksi 3X, eksi 6'dır. Bunları toplarız birbiriyle. Bunları toplarsanız aslında çıkarmış oluyorsunuz. O da bu ifadeyi bana oluşturuyor, veriyor. PX ile QX'i çarpacağız şimdi. Dağılma özelliği kullanacağım. X kare eksi 4 ile 3X artı 6'yı çarpıyorum. Bakın nasıl çarpacağım. Buradan çarptım. Elde ettiğim şey 3X küp. Buradan çarptım. Evde ettiğim şey 6x kare. İşarete de dikkat ediyorum. Eksi 4 çarptım. Eksi 12x. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 24. Böyle oluyor. Peki buradan daha da düzenleme yapmama gerek var mı? Yok. Zaten toplayıp çıkarılabilecek her şeyi toplayıp çıkardık. Dolayısıyla yanıtımız bu gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim. Bunun derecesi kaçtı? Bunun derecesi 2 idi. Der px 2'ydi değil mi? İki. Peki bunun derecesi kaç? Bunun da derecesi der x, o da 1. Çarpımın derecesi kaç oldu? 3 oldu. Aa nasıl oldu hocam? E nasıl olacak? Buradaki derece olan 2 ile buradaki derece olan e, biri 1'i çarpmadan dolayı üstler toplanır mantığından topladınız. Demek ki çarpımın derecesini bulabilmek için eski dereceleri ne yapmamız gerekiyor? toplamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Peki toplamı ya da farkın derecesi nasıl bulunuyor? Arkadaşlar toplamın derecesi de 2 çıktı, farkın derecesi de 2 çıktı. Toplamın ya da farkın derecesi eski derecelerden büyük olanla aynıdır. Tamam mı? Büyük olan 2 olduğu için bunların derecesi 2 çıkmış oldu. Bakın burada px polinomunun derecesi m, qx polinomunun derecesi n olsun diyelim. m n'den büyük olsun. Eğer bunların ikisini toplayıp bir polinom elde ederseniz yeni polinomun derecesi eskilerden büyük olandır. Eskilerden büyük olandır. Çıkarmada da aynı şey oluyor. Yazalım. Eski polinomların derecesinden büyük olanı alacaksınız sonuç olarak. Çarpma işleminde ise eski dereceleri toplayacaksınız. Üstü sayılarda üstler toplanır mantığından ileri geliniyor. Peki bölme yaparsak ne olacak? x kare eksi 4 polinomunu 3x artı 6'ya bölelim. Bakın bir polinomu başka polinoma bölerseniz her zaman polinom elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden her zaman dereceden bahsedilmez. Fakat burada şöyle bir durum var. Bunu çarpanlarına ayırdığımızı düşünün. x eksi 2, x artı 2. Aşağıda 3 parantezin aldığımızı düşünün. Ve bunlar gidiyorlar. Geriye kalan ifade bir polinom belirtir mi? Elbette belirtir değil mi? Çünkü kuvvetler x'in kuvveti doğal sayı. Bu bir polinom. Peki kaçıncı dereceden polinom? Birinci dereceden polinom. Arkadaşlar bölme işleminde eğer bir polinom elde ederseniz eski polinomların derecelerini bu sefer ne yapmalısınız? Çıkarmalısınız. Çünkü bölmede biliyorsunuz ki üstler çıkarılır. Bu mantıktan dolayı yeni oluşan polinomda elde ettiğimiz derece eski polinomların derecelerinin farkıdır diye söylemiş olalım. Tabi bölme işleminin sonucunda polinom elde ediyorsanız. Ya da Bölüm polinomunun sonucu yani bölüm polinomunun derecesi eskilerin derecelerinin farkıdır diye de söyleyebiliriz. Peki 1 px polinomunun derecesi m olsun. Biz bunun k'inci kuvvetini alırsak ne oluyor? Mesela x kareyi düşünün. Bu bizim px polinomumuz olsun. Buradan işte p üssü 4 x polinomunu bulursak bu ne demek? Bu aslında px'in 4. derecesi demektir. x karenin 4. kuvvetini ...alsanız x üzeri 8 oluyor yani yeni derece 8 oluyor. Eski derece kaçtı? 2 idi. Şimdi bakın, eski derece 2 iken yeni derece nasıl 8 oldu? Çünkü siz dördüncü kuvveti alarak aslında dereceyi de 4'le çarptınız. O halde eski derece ile kuvvet çarpılarak yeni derece elde ediliyor. Eski derece ile kuvvet çarpılarak yeni derece elde ediliyor. Eğer k kuvveti x'in üzerindeyse de sonuç aynı olur arkadaşlar. Mesela bu vermiş olduğumuz örnekte P x üssü 4'ü hesaplayacak olursak nedir? x kare ile hesaplanıyorsa o zaman x üzeri 4'ün nesini almazsınız? Karesini almazsınız. Buradan da yine çarpma kullanıyorsunuz ve 8'e geçmiş oluyorsunuz. Bir şey değişmedi. Şimdi bir soru çözelim bu derecelerle ilgili. Burada önemli noktalar vardı tabii ki bilmemiz gereken. Diyor ki bana P x ve Q x birer polinom olmak üzere P kare Q çarpılınca derece 13 olmuş. P çarpı Q x küp çarpılınca da buradan da 14. derece olmuş toplamlarının derecesini soruyor. Bakın toplamın derecesi eski derecelerden büyük olandır tamam mı? Dolayısıyla büyük olanı bulmaya çalışacağız. Önce bu Px polinomunun derecesini ben ne yapıyorum biliyor musunuz? M olarak seçiyorum. Qx polinomunun derecesini de arkadaşlar N olarak seçiyorum. Şöyle yapalım. N. Yani bunun anlamı şu. Px'i aslında ben x üzeri m gibi kabul ettim. QX'i de arkadaşlar X üzeri N gibi kabul ettim. Böyle bir polinom basitten. Şimdi buna gelelim. P kare X çarpı Q. Bir kere Q dediğiniz polinomun derecesi N. P karenin derecesi ne olur? Burada anlatmıştık zaten. Kuvvet alınca eski dereceyle çarpıyorsunuz. Bunun derecesi 2M oluyor. Bunun derecesi N. Çarpma işleminde eski dereceler toplanır demiştik. O yüzden toplama yapıldığında bunun sonucunun 13 gelmesi gerekiyor. Buna geldim derecesiyle oynamadınız. M. Burada da x küp yaptınız. Şununla eski dereceyi çarpmalısınız. Eski derece n olduğu için 3 ile çarptınız 3 Çarpma işleminde dereceler toplanacağı için buradan da toplama yaptınız. Bunun da cevabı 14 oluyor. 2m artı n 13'müş. m artı 3n eşittir 14'müş. Buradan tabii ki m ve n'ye ulaşabiliriz. Hemen bunu eksi 2 ile çarpıp toplayalım ve m'ler gitsinler. Ne oldu? Eksi 5 tane n eşittir. Eksi 28 13'ten dolayı eksi 15 oldu. Kısacası n 3 oldu. n 3 ise m 5 olur. Değil mi? Yerine yazdım ve buldum. Dolayısıyla arkadaşlar bu sisteme göre şuraya da 3 5 sağlandığını görelim. Bu sisteme göre p polinomu aslında x üzeri m yani x üzeri 5 gibi bir şeymiş. Bu da x üzeri 3 gibi bir şeymiş. Şimdi bunu anlatıyorum. P ile q'yu topla diyor. x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü topla diyor. Bunun bana derecesini söyle diyor. Bunun derecesi polinomların derecesinden büyük olanla aynıdır demiştik zaten. Toplamı ya da farkın derecesi büyük olana eşit oluyor. Bu yüzden yanıtımız 5 gelecekti. Şimdi polinom bölmesi öğreneceğiz. Bu çok önemli bir şey. Buna şöyle parantez içinde polinom bölmesi diye de yazalım. Arkadaşlar 21'i 5'e böldüğünüzde 4 defa verdiniz. 20 sonuç 1. Buna kalan diyoruz değil mi? Kalan. Buna bölen diyoruz. Bölen. Buna bölüm diyoruz. Buna da bölünen diyoruz. Bölünen. Burada da sistem aynı. P polinomunu Q'ya bölerseniz ve sonuç olarak bir BX polinomu elde ederseniz bir de kalan polinom çıkar. Dolayısıyla bölünen polinom, bölen polinom, bölüm polinomu ve kalan polinom. Şimdi burada bilmemiz gereken ilk şey şu. Mesela 21 neydi? 21 5 çarpı 4 artı kalan diye yazılır değil mi? Burada da Px polinomu Q çarpı B, Q çarpı B artı kalan diye yazılır. Bu bilmemiz gereken ilk şey oluyor. Yani bölünen polinomunu bölen ve bölümün çarpımı artı kalan polinomundan elde edebiliyoruz. Bir de dereceyle ilgili bir durum var. Burada normal sayı sisteminde kalan her zaman bölenden küçüktür bildiğiniz gibi. Burada da arkadaşlar kalanın derecesi bölenin derecesinden her zaman için küçüktür. Bu da bilmemiz gereken ikinci şey. Bu durum sağlandığında bölme işlemi bitmiş oluyor. Peki bölme işlemini nasıl yapacağız? Bakın şimdi iyi izleyin. Hemen şöyle başlıyorum. En soldan başlıyorum. Bunları e, azalan kuvvetine göre dizdikten sonra, bunu da aynı şekilde en soldan başlıyorum. 2x kareyi elde edebilmek için x'te kimi çarparız? X'te kimin çarpımı 2x karedir? 2x'in çarpımı. 2x çarpı x, 2x kare oluyor. 2x çarpı eksi 2 eksi 4x oluyor. Çıkaralım şimdi bunu. Normal buradaki işlem gibi. Bundan mı çıktı? 0. Eksi 5x'den eksi 4x çıktı. Eksi x kaldı değil mi? Artı 6'yı da direktmen aşağıya şöyle indiriyorum. Devam. Bitmedi. Nereden anladınız bitmediğini? Bu birinci derece. Bu da birinci derece. Eşitlik sağlandığı için henüz bitmedi. Bunun daha az derece olması lazım. Devam. Şimdi x de kimi çarpınca eksi x'i buluruz? Tabii ki eksi 1'i. Eksi 1'e eksi çarptık bunu bulduk. Eksi 1'e bunu çarptık artı 2 bulduk çıkardık. Bunlar gittiler 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. Şu anda bitti. Çünkü bunun derecesi 0 arkadaşlar ve az kaldı bunun derecesine göre. Şimdi diyebiliriz ki artık bu bölme işlemi bitti. Sonuç budur. Ve biz 2x kare eksi 5x artı 6'yı bunların çarpımları x eksi 2 çarpı 2x eksi 1 artı 4 diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki gibi bir işlem elde etmiş oldum. Peki bu da polinom bölmesi olmuş oluyor işte. Px bir polinom olmak üzere böyle bir ifade vermiş bana. M'yi bilmiyoruz. P4 kaçtır diyor. Şimdi ben x yerine 4 yazsam mesela P4'ü bulmak için şunu bilmiyorum. O yüzden yazamam. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar bu konuda bir yerleri sıfırlamak çok önemli. Mesela bakın ben burada x eksi 3 çarpanından dolayı hemen burayı sıfırlamak amacıyla x yerine 3 yazsam. x yerine 3 yazınca şöyle oluyor. P3 çarpı 0 eşittir. Burada yazalım. 9 eksi 3m eksi 3 oluyor. Zaten bu 0 olduğu için şurasının sonucu 6 eksi 3m olduğu için m'nin değeri kaç geliyor? 2 gelmiş oluyor. Gördünüz mü? Şimdi m'nin değeri 2 ise bizim polinomumuz aslında şu. Px çarpı x eksi 3 polinomu 2 yazalım. x kare eksi 2x eksi 3 olmuş oluyor. Peki şimdi ne yapacağız? P4'ü bulacağız. P4 için x yerine 4 yazıyorum. 1 oldu burası. Burada da 4 yazalım. 16, 8-3 P4 eşittir. Buranın sonucu da 5 yapmış oluyor değil mi? Yanıt buymuş. Yalnız burada Px polinomuna bazen ihtiyaç duyabiliriz. Eğer Px polinomuna ihtiyaç duysaydık onu şöyle bulacaktık. Burada bakın bunu buna bölmemiz gerekirdi. Yani Px polinomunu x kare eksi 2 x eksi 3 e, ifadesinin x eksi 3'e bölümünden elde edeceğiz. Pekala. Bunu, buna nasıl böleceğiz? 1. çarpanlarına ayırabiliriz. 2. Polinom bölmesi yapabiliriz. Arkadaşlar x kare eksi 2 x eksi 3'ü x eksi 3'e bölüyorum. Bakın şimdi. x ile x'i çarpınca x kare doğacağı için buraya x atıyorum. x kare. Buradan çarptığınız eksi 3 x çıkaralım. 0. Bundan bunu düşerseniz x kalıyor. Eksi 3'ü aşağı alıyorsunuz. X eksi 3'ü 1 ile çarpmanız gerekiyor. O zaman x eksi 3'ten 0 geliyor. Yani bu x'in çarpımından oluşuyormuş. Şu ifade. O zaman burası x eksi 3 çarpı x eksi 1 oluyor. Zaten x artı 1 oluyor. Zaten çarpımdan ayrıca da bu geliyor. Bunlar gidiyorlar. Ve px x artı 1 geliyor. Buradan 4'ü yerine basarsanız ne gelir? 5 gelir. Bu kadar. Polinom bölmesi işe yarar hakikaten. Çarpandan ayırma yapamazsanız. Yapmayı başaramazsanız. Şimdi bu konunun en önemli yeri geldi. Bölme işleminde kalanı nasıl direkt bulacağız? Bakın P polinomunu AX artı B'ye böldük. b x diye bir bölüm çıktı. Bir de K çıktı. Buradan P'yi şöyle yazarız değil mi? Bunları çarparız. K'yi ekleriz. Bunları çarparız. K'yi ekleriz. Şimdi biz bunu bulmaya çalışacaksak eğer. Burayı sıfır yapmamız lazım arkadaşlar. Peki buranın sıfır olabilmesi için. X yerine. Bunu sıfırlayan değer olan eksi b bölü a'yı kullansak. Yani px polinomunu ax artı b'ye böldüğümüzde k kalanı varsa şöyle yapmalıymışız. ax artı b bölen polinomunu sıfır yapmalıyız. Önce bunu sıfıra eşitliyoruz. Bunu sıfıra eşitleyince x eşittir eksi b bölü a geliyor. Bunu yerine yazıyoruz polinomda arkadaşlar. Bunu yerine yazınca tabii ki x'lerin eksi b bölü a yazınca bugün komple gidiyor. Sadece kim kalmış oluyor? k. O zaman bu soruda k dediğimiz kalan aynı zamanda x yerine eksi b bölü a yazılarak p eksi b bölü a'ya eşit olmuş oluyor. Yani bölen polinomunu sıfıra eşitle çıkan değeri yerine yaz. Bu seni kalana götürecek direkt mi? Uygulayalım. Px polinomunu x eksi 2'ye bölüyoruz. Kalan ne? Bunu sıfırladık. x 2 çıktı. Yerine yazdık. Kalan p 2'ymiş. Bu kadar. P2'yi hesaplayacağız. Kalan o olacak. Bu nereden ileri geliyor? Şuradan px polinomu x eksi 2'ye bölündüğünde karşımıza bir bölen polinomu çıkar bir de kalan çıkar. Bunu bulmak için şurayı sıfırlarız. Bunu sıfırlamak için x yerine 2 yazarız. Tabii x yerine 2 yazınca bu gidiyor ve dikkat ederseniz p2 eşittir kalan olmuş oluyor arkadaşlar. Buna geldim. Kalan bulmak için bunu sıfırlıyorum. x eşittir eksi 3 çıkıyor değil mi? Eksi 3'ü hemen yerine yazıyorum. Ve bunun kalanı p eksi 3'müş. Buna geldim. Bunu sıfırlıyorum. X yerine 1 yazmam gerekiyor. X yerine 1 yazdığımızda o P4 olmuş oluyor. Bakın içeri 1 yapmıyorum. X yerine 1 yazıyorum. Bu kadar. Buna geldim. X artı 2'yi sıfıra eşitlerseniz X değeri eksi 2 gelir. Eksi 2 yerine yazarsanız kalan çıkıyor. Eksi 2 yerine yazalım bakalım. Ne yaptı burası? İşte 8 yaptı. Burası artı 10 yaptı. Eksi 6 eşittir. 12. Yani bunun buna bölümden kalan 12'ymiş. Normalde bu 12'yi şeyle buluruz. Polinom bölmesiyle. Yani 2x kare eksi 5x eksi 6 polinomunu şuna. x artı 2'ye bölmeliyiz. Hemen bölelim 2 dakika. 12 çıktığını görelim. 2x ile çarpacağız. 2x kare buradan çarptığınız 4x çıkaralım. Bunlar gidiyorlar zaten. Bunları çıkarırsanız eksi 9, 9x eksi 6. Eksi 9 ile çarpalım. Eksi 9x eksi 18 çıkaralım gidiyor. Bundan bunu çıkarırsanız 12 gelir. Gördünüz mü? Bu işlemleri yapmamak için böyle kolay bir yol öğreniyoruz. Ne yapıyormuşuz? Bölen polinomunu sıfır eşitleyip bir yerine yazıyormuşuz. Bu kalanı veriyor bize. Px artı bir polinomunu verdik sana. Tamam. P2 x eksi birin x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir diyor. Bak şimdi. Bunu sıfır eşitledim. X yerine kaç yazmam gerektiğini anladım. Götürdüm yerine yazdım. X yerine 3 yazdım. 3 yazarsanız P. 3 kere 2 6 1 çıkar 5. P5 çıkıyor. Bu P5 kalan oluyor işte. Şimdi P5'i bulabilmek için sorudaki veriden gidelim. X'lerine 5 yazmayacağız. Çünkü 5 yazarsak 6 oluyor. O zaman P5 çıksın istiyorsanız bu soruda X'i 4 seçmelisiniz. 4 artı 1 5 yapıyor. İçeriği 5 yapmaya çalışıyoruz. O zaman P5 eşittir. X'lerine 4 yazınca 64 eksi 48 eksi 10 geliyor. Buradan da 16, 6 gelmiş oluyor değil mi? Şunların farkı 16 olduğu için cevap 6'dır diyebiliriz. Yani kalan bulma sorularında bölen polinomunu sıfıra eşitleyelim ve yerine yazalım. Olay bu. M bir gerçek sayı olmak üzere Px polinomu veriliyor. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamına eşittir. Buna göre M kaçtır? Şimdi adım adım gidelim. Px'in x artı 2 ile bölümden kalan nedir? Bunu sıfıra eşitlediğinizde x eksi 2. Yerine yazdığınızda kalan çıkıyor. Yani kalan p eksi 2. Bu kalan px artı 1'in katsayılar toplamıymış. px artı 1'in katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyorduk. Ne eşitmiş? p2 eşitmiş. Demek ki arkadaşlar p eksi 2 olan kalan katsayılar toplamı olan p2 ile aynı şey oluyor. Böyle bir şey bulduk. Şimdi yukarı dönelim. Bu ifadede x gördüğümüz yerlere eksi 2 yazalım. x yerine eksi 2 yazarsanız ne olur? İşte eksi 8 tane m. Burada eksi 2 yazarsanız artı 2 çarpı m artı 1 olur. Eşit olmalı. P2. 2 yazıyorum. 8 tane m. Burada da 2 yazıyorum. Eksi m artı 1 çarpı 2 olmuş oluyor. Bunu düzenleyelim isterseniz. Bunu düzenlersek şuradan eksi 6 tane m artı 2 gelmiş oluyor. Buradansa 6 tane m eksi 2 gelmiş oluyor değil mi? Hem eksi hem de 2'yi de attık. Buradan arkadaşlar 4 eşittir 12 m ve m eşittir 1 bölü 3 gelmiş oluyor. m değeri kaçtı demiş. Yanıt 1 bölü 3 gelecek. Şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. 20 sayısı 5 ile tam bölünür mü? Bölünür değil mi? Neden? Çünkü 20'nin çarpanları arasında 5 var. Mesela 10 ile de tam bölünür. 4 ile de tam bölünür. 2 ile de tam bölünür. Dolayısıyla arkadaşlar 20 sayısı 5 ile tam bölünüyorsa kalan 0'dır. Tam bölünmede kalan 0 oluyor. Şimdi çarpanınıza tam bölünüyorsunuz. Bakın mesela 20'nin çarpanlarından birisi 5'ti, 10'du, 4'tü, 2'di. O zaman her sayı çarpanına tam bölünür. Aynı mantıkla her polinom da çarpanına tam bölünür. Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan arkadaşlar eğer sıfırsa x eksi a bunun çarpanıdır. Ya da px polinomunun çarpanlarından birisi x eksi a ise yazalım. px'in çarpanlarından biri x eksi a ise bunun anlamı x eksi a ile tam bölünür demektir. Peki x eksi a ile tam bölünmek demek ne demektir? Bunu sıfıra eşitleyip x yerine a yazarsanız kalanı bulacaksınız kalan sıfır olmuş oluyor. Kısacası çarpan lafı geçerse bir soruda ya da tam bölünme varsa oradan hemen çarpanlara ulaşabiliriz. Ya da dediğim gibi çarpan varsa tam bölünmeden dolayı bunu sıfıra eşitleyip yerine yazdığımızda sonucun sıfır çıkması beklenir. Şimdi bunu bir soru üstünden görelim. Px polinomun baş katsayısı 1 olan ikinci derece bir polinomdur. Bunu verdik sana diyor. Buna göre P4 kaçtır? Bakın şimdi. P3 0 değil mi? P3'ün 0 olmasının sebebi şu. Px polinomunun içerisinde arkadaşlar kökü 3 gelen bir çarpan var. Yani x eksi 3 çarpanı var. Burada şunu çıkarmalıydık. P3 0 demek ki bu polinomun içerisinde x eksi 3 çarpanı olmak zorunda. Çarpan tam böl bölüyor polinomu bildiğiniz gibi. Bu yüzden kesin x eksi 3 vardır. Çarpı ikinci dereceden olduğu için çarpı diyorum. P eksi 2 de sıfırmış. Eksi 2'nin gelebilmesi için hangi çarpana ihtiyaç var? X artı 2'ye ihtiyaç var. O zaman PX'in içinde X artı 2 de vardır. Başka sayısı 1 olduğuna göre şuraya 1 atalım. Atmasak da olurdu. PX bu oluyor. Şimdi P4'e ulaşacağız. P4 için X yerine 4 yazıyorum. 1 çarpı 1 çarpı 6 oluyor. Buradan da yanıtımız 6 gelmiş oluyor. Yani bundan sonra... P A eşittir sıfırı gördüğünüzde bu A nereden geliyor? X eksi A çarpandan. Ha, demek ki P X'in içinde kesin X eksi A diye bir çarpan var yorumunu yapabilirsiniz. P X polinomu üçüncü dereceden bir polinom olmak üzere. Bakın yine sıfır eşit demişler. Gördünüz mü? Buna göre eşitliği veriliyor. P eksi 2 kaçtır diyor. Şimdi P X polinomunu yazıyorum. Arkadaşlar P-1 sıfıra eşitse eksi 1'in gelebilmesi için x artı 1 çarpanına P-0 sıfıra eşitse sıfır kökünün gelmesi için x çarpanına P-1 sıfıra eşitse bir kökünün gelmesi için x eksi 1 çarpanına ihtiyaç olur. Ve her polinomda tabi başka sayısı vardır. Onu bilmediğimiz için a atalım. Bu bir. Şunu hemen bulup daha doğrusu ifadeyi yerine yazıp 3'ü yerine yazıp eksi 48'e eşitleyip a'ya ulaşalım. P-3 Nedir biliyor musunuz? A çarpı x 3 yazıyorum. 4 oluyor. 3 yazdım. Burada da 3 yazdık ve 2 bulduk. Bunun sonucu eksi 48 olacakmış. Zaten burası kaç yaptı? 24. O zaman a'nın eksi 2 olması lazım. a eksi 2'dir. a eksi 2 ise bizim polinomumuz eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x çarpı x eksi 1'dir arkadaşlar. Ve buradan p eksi 2'yi bulmak için x yerine eksi 2 yazarız. Eksi 2 çarpı eksi 1 çarpı Eksi 2 çarpı eksi 3 gelmiş oluyor. Bunun sonucu tabii ki hepsi artılaşacaktır. 2, 2, 3'ten 12 yapmış oluyor. Cevabımız 12'ymiş. Şimdi grafiklerden bazen polinom yazmamız gerekebiliyor. Önceki senelerde ÖSYM AYT'de bir soru sormuştu. 3 parça grafiğin parçalarını vermiş. 3 tane ayrı yap boz gibi. Onun üzerinden birleştirme sorusu sormuştu. Orada çok önemli bilgiler vardı grafikte yazan. Tabi bunları okumamız lazım bizim. Arkadaşlar grafikten polinom yazabilmek için grafiğin durumuna bakacağız. Şimdi grafik eğer x eksenini böyle kesiyor yani alttan üste ya da üstten alta geçiyorsa burada tek katlı kök vardır denilir. Ve a tek katlı kökse kesin px polinomunda x eksi a'nın birinci kuvveti, üçüncü kuvveti vesaire gibi tek kuvvetleri vardır. Yani x eksi a'nın kesin tek kuvveti vardır. Px polinomunun derecesine göre onun kaç olduğunu anlıyoruz bu arada. Ama içerisinde x eksi a kesim vardır diyebiliriz. Peki buna gelelim. Bunun gibi teğet geçiyorsa ya da şöyle alttan gelip yukarı çıkmadan gidiyorsa o zaman a noktasında çift katlı kök vardır. x eşittir a noktasında. Çift katlı kökte de a kökünü üreten x eksi a'nın kuvveti kesinlikle çift sayı olmak zorunda. Mesela burada Px polinomunun içerisinde evet x eksi a vardır ama bunun kuvveti 1 değildir. 2, 4, 6 gibi çift sayılardır. Yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu şuradan örneklendirelim. Mesela x koordinat sisteminde x kare çizelim. Gördünüz mü? Şimdi burası 0 değil mi? Sıfırda hangi pozisyon var? Teğet geçme durumu var. İşte bu yüzden sıfıra biz çift katlı kök ismini veririz. Bu polinomun içerisinde sıfırı bize üreten arkadaşlar bir çarpan olması gerekiyor. O çarpan x'tir zaten. Bu yüzden çift katlı kök olduğumuz için de zaten kare atarız. Buraya 4 de gelebilir. Mesela x üzeri 4'ün de grafiği böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey. x üzeri 6'nın da grafiği buna benzer bir şey. Dolayısıyla burada çift sayı olması gerektiğini anlarız. Yani teğet geçme durumunda çarpanın kuvveti çift oluyor. Diğer kesme durumunda çarpanın kuvveti tek sayı oluyor. Hemen uygulayalım bunu. Şimdi burada diyor ki bana yukarıda verilen 3. dereceden Px polinomunun grafiğine göre P-5 değeri kaçtır? 3. derece Dikkat. Önce şöyle başlayalım. Eksi 2'de teğet geçmişiz. O zaman bu polinomun içinde kesin eksi 2 kökünü üreten bu çarpan vardır. Ve bunun kuvveti minimum 2'dir arkadaşlar. Hocam 4 olamaz mı? 4 olsa 3. dereceden aşmış olursunuz. O yüzden mecbur 2 vermek zorundasınız. E 0 olsa da kaybolur. O yüzden en az 2 verirsiniz arkadaşlar. Çarpı devam ediyorum şimdi. Bakın dikkat ederseniz burada da kesme durumu var. 3 diye bir kökün gelebilmesi için x eksi 3 çarpanına ihtiyaç var. Bunun da kuvveti kesin 1'dir. 3 filan olamaz bu. Bu yüzden 3. dereceden uydurmak amaçlı tabii ki 1 ve 2 sayılara kullanılacak. Ve her polinomun başka sayısı vardır. Buna da a diyelim. Şimdi bu A'yı nasıl bulacağız? A'yı bulmak için şuraya dikkat. 0, 4 noktası. X'e 0 verdiğinizde 4 çıkıyormuş. He. Hemen X'e 0 verelim. Bakın X'e 0 veriyorum. A 2'nin karesi 4 oldu. Eksi 3'ün birinci kuvveti eksi 3 oldu. Eşittir bunun 4 olması gerekiyor. Buradan arkadaşlar A'nın değerini eksi 1 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. Yani bizim polinomumuz açıkçası eksi 1 bölü 3 çarpı başka sayısı eksi 1 bölü 3 olan x artı 2 kare ve x eksi 3 e, çarpanlarını içeren bir polinommuş. P eksi 5'i istiyor adam benden. X yerine ne yapacağız? Eksi 5 yazacağız. P eksi 5 için. Eksi 1 bölü 3 çarpı. Eksi, kare, eksi 5 artı 2'nin karesi 9 yapıyor. Çarpı. Eksi 8 de buradan geliyor. Tık tık bunlar gittiler. Şunlar sadeleşti. Işte 24 yapmış oldu. Bakın dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Eksi 5 burada bir sayıdır. Eksi 5'in kuvvetini bulmuş, şey, e, görüntüsünü bulmuş olduk. Cevap 24 gelmiş oldu. Yani polinom grafiği verirse de böyle polinomları kurmamız gerekecekti. Evet bu dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Ödüllü sorumuz bu gördüğünüz soru. Tekrardan ödevlerinizi hatırlatmak isterim. 100 kaçın sayfaydı? 170. sayfa mıydı? Hemen bir bakalım. Arkadaşlar e, 170'te fonksiyon varmış. 180. sayfa polinomlarla başlıyor. Polinomlar dört tane testten mi oluşuyoruz? Bakalım. Evet, dört tane test var polinomlarda. Lütfen bu testleri ödev olarak adedip çözünüz diyorum. Hadi bakalım kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.